Muhterem Üstadım Profesör Doktor Haydar Baş Bey, çok kıymetli dava arkadaşlarım, saygıdeğer Elazığlılar, Gakkoşlar ve ekranları başında bizleri izleyen çok muhterem, aziz Türk milleti, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, Yeni Mesaj gazetesi olarak bugün 14.sünü icra ettiğimiz ve İzmit, Kahramanmaraş'ta yola çıkarak Türkiye'yi karış karış dolaşarak bugün Gakkoşlar diyarı Erzurum'da sizinle icra ettiğimiz bu programlar inanın milletimizin gönlüne su serpmektedir. Medya deyip geçmeyin. Sapla samanın, kurtla kuzunun birbirine karıştığı bir dünyada, bir atmosferde, bir ülkede Yeni Mesaj gibi geçmişiyle geleceğini birleştiren, geçmişini inkar etmeyen, sonuna kadar geçmişine sahip ama geleceğine de ısrarla sahip çıkan bir gazetenin sunumuna, mesajına, gösterdiğiniz ilgiye, alakaya canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki teşekkürler Türkiye, teşekkürler Elazığ. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde Yeni Mesaj ve onun kadrosu adım adım ileriye gidiyor ve elhamdülillah bir sene içerisinde tirajımız tam 20'ye katlandı. Bunun etkisi Türkiye'de belki de yüz binler. Bugün 100.000 tirajını aştık elhamdülillah. Hedefimiz 150.000. Yılbaşında 200.000 hedefini koyduk. Bu hedefi bize sunan mihmandarımız, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, kendisinden feyz aldığımız Profesör Doktor Haydar Baş hocama şahsınızda şükranlarımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, ben uzatmayacağım. 4 dakika süre verildi, onunla bitireceğim. Bakın, buraya gelirken Malatyalı Sadrettin Kıskaç kardeşime dedim ki Elazığ'ın şehitleri kimler? Hani bizim Maraş'ta Sütçü İmam'ımız, Rıdvan hocamız, Antep'te Şehit Kamil var ya, Şahin Bey var, Kara Fatmalarımız var, Hasan Tahsinlerimiz var İzmir'de, Efelerimiz var ya, dedim Elazığ'da kim var? İstiklal Savaşı ile alakalı, Rus Harbi ile alakalı. Dedi ki bu manada şehidimiz yok. Evet, Çanakkale'de şehidimiz var. Ama bu manada yok. Niye? Çünkü düşman işgali ve düşman çizgisi Elazığ sınırlarının içerisine giremedi dedi. Sebebini sorarsan Bingöllü bir Allah dostundan nakille şöyle ifade etti. Dedi ki Bingöllü bir Allah dostu demiş ki evladım demiş. Ha demişler ki Rus bozgunu, Ruslar geliyor. Evladım korkmayın demiş. Ben şuraya bir hat çizerim, bir sınır çizerim. Bu sınırdan içeriye bir tane Rus çizmesi giremez. Ve çizdiği sınır Fırat Nehri. Öyle olmuş. Ruslar gelmiş Fırat Nehri'nden geri dönmüşler Bolşevik istilaliyle beraber. Bu sadece Bingöl'de değil. Ben diyorum ki şu Harput ve onun altında yatanlar Arap baba olduğu müddetçe isimgeleşmiş iş mi? Bugün Kültür Efi'nin açılışını yapmakla gurur duyduğumuz Hacı Ömer Hüdayi baba ve Muhammed baba, onun şahsında bütün alperenler, Allah dostları toprağın altındakiler olduğu müddetçe bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır. Şununla bitiriyorum değerli kardeşlerim. Şurada hemen önünüzde Hasan Hüseyin dede yatıyor, duruyor. Bak foterli. Hasan Hüseyin dede iyi tanıyın. O bir Alevi dedesi. O bir Ehli Beyt aşığı. Ben İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Yeminle konuşuyorum. Haydar Baş'ı tanıyana kadar ben Türkiye'deki Ehli Beyt sevdalarına Alevi diye öteki olarak bakanlardan biriydim. Ama bugün geçmişimle vallahi utanıyorum. Ve diyorum ki senden Allah razı olsun Haydar hocam. Hasan Hüseyin dede gibileri tanıttın da ben bugün Alevileri kardeş kabul
Ehl-i Beyt kardeş sevenlerini kardeş kabul ediyorum. Ve Ehl-i Beyt sevenlerine yapılan zulmü daha dün değil, tarih boyunca Ehl-i Beyt sevilenlerine, sevenlerine, Ali'yi sevenlere, Muhammed diyen, Allah diyen, Ali diyenlere karşı yapılan zulmü lanetle kınıyorum. Bu duygularla değerli kardeşlerim, yeni mesaj elinizde bir bayrak olsun. Yeni mesajı bayinizden ısrarla sorun, ısrarla arayın. Bütün Yaysat bayilerinde Yeni Mesaj gazetesi var. Eğer siz bize sahip çıkar da bizim tirajımızı 150, 200, 300 yaparsanız bunun her birini 10'la çarpın. Bugün 100 bin 10'la çarparsanız 1 milyon yapar. 200 bin 10'la çarparsanız 2 milyon yapar. Bu ülkede her gün 2 milyon tane insan Yeni Mesaj gazetesi okuduğunda vallahi ve billahi bu ülkenin ne Alevi, ne Sünni, ne Caferi, ne Şii hiçbir problemi kalmayacak. Ne Kürt, ne Türk, ne Laz, ne Çerkez hiçbir problemi kalmayacak. Ve bu ülkede 74 milyon insan kardeş yatıp kardeş kalkacak. Bu duygularla hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.